hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle CoinTürk, Dogecoin'de kırmızı alarm durumlar kötüleşiyor. E, adı altında bir haber paylaşımı söz konusu oluyor arkadaşlar. E, benzer haberler paylaşanlar da var. E, genel itibariyle Doge'da ee, burada bu arada haber sitesi için konuşmuyorum. Genel olarak e, son düşüşle alakalı konuşulmasına rağmen e, ben bunu mantıklı bir bakış açısı olarak görmüyorum arkadaşlar. Şimdi Dogecoin tarafına şöyle bir baktığımız zaman aslında asıl dikkat çeken husus neresi? Dogecoin'deki e, süre gelen geri çekilme yani kısa vadedeki geri çekilme ciddi anlamda e, burada ne yapıyor? Tepki çekiyor. Dogecoin tarafında biliyorsunuz ciddi Twitter haberleriyle birlikte hype geldi. Devamında tekrar e, bu bir dampa sebebiyet verdi. Zira FTX vakası görüldü ve Bitcoin ve kripto piyasasında bir geri çekilme oldu. Bununla birlikte bir süre hareketlenmesiyle birlikte tekrar yön yukarı bir gidişata imza attı. E, bunun tetikleyicisi de evvela Bill Markus'un açıklamaları, devamında Twitter 2.0'ın gelişi ve beraberinde arkadaşlar Elon Musk'ın telefon haberleri olarak karşımıza çıkıyordu. Bu bağlamda e, Dogecoin yön yukarı harekete başladı. Bir e, pump hareketine girdi ve 108'lere kadar yükseldi. Nitekim daha önce de konuşmuştuk. 108'ler özellikle burada direnç noktası olarak çalışabilirdi. Ve yeni bir hareket gelmediği sürece Doge'un bu pozisyonlardan artık e, daha doğrusu haber gelmediği sürece Yükselişi söz konusu olmayabilirdi ki bunu gördük. E, dolayısıyla içinde bulunduğu düşüş etabı normaldir arkadaşlar. Şimdi Doç bulunduğu pozisyonlardan özellikle üzerinde manipülatif hareket ya da haber gözlemlenmek sizin e, 108'lere kadar tekrar yükseliş yapabilecek olmasına rağmen bu pozisyonlara yükselişi tekrar aşağı yönlü bir kırılımla 87'leri hedeflemesi anlamına gelecektir. Özellikle burada saatlikte gelen dead cross hareketi beraberinde 98'lerdeki golden cross'un çok düşük açılı ve e, hareketli ortalama eğiminin yataya kırması. Bütün bunlar olurken doc'da e, hacmin işlem sayısının düşmesi yani yatırımcının talep göstermemesi anlık bu pozisyonların çalışmayarak doc'un daha şimdiden 89'lara kadar geri çekilme ihtimalini yüksek kılıyor. Fakat bu pozisyonlarda bir süre e, düşüşü yavaş olmak kaydıyla oyalanabilir. Çünkü 87'lerdeki desteğiyle birlikte 88.5'te günlüğün emailisi var. Buralarda bir süre oyalanmasıyla ilerleyen haftalarda tekrar 73'lere kadar bir geri çekilme yapma ihtimali de yüksektir. Ve tüm bu olanlar normalin dışında değildir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.